Çok değerli basın mensupları, 18 yıllık AK Parti iktidarında eğitim bir türlü rayına oturtulamamış, pandemi nedeniyle de eğitim tam anlamıyla bir çıkmaza girmiştir. Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitsizliği kat ve kat daha artmıştır. Sosyoekonomik imkanları olumsuz durumda olan ailelerin çocukları uzaktan eğitime erişemiyor. Zaten iktidarın 18 yıllık eğitim karnesi malum. AK Parti Milli Eğitim'de 7 kez bakan değiştirmiş, onlarca kez de sistem ve müfredat değişikliği yapmıştır. Bu sayılar zaten eğitimdeki ciddiyetsizliği ortaya koyuyor. Bunların üzerine pandemi sürecinde de eğitimde bu süreci iyi planlayamamaları ve yönetememeleri sorunları kat kat daha artırmıştır. Mart ayından beri çelişkili açıklamalar durumu iyice içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı topu bilim kuruluna, bilim kurulu cumhurbaşkanlığına, cumhurbaşkanlığı yöke atıyor. Ne öğretmenler, ne öğrenciler, ne de veliler yarınını göremez durumda. Bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmayan öğrencilerin sorunları giderilmelidir. Durumu olmayan ailelere teknoloji ve internet desteği sağlanması en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Mesleki ve teknik eğitim gören öğrenciler için alternatif yöntemler uygulanmalı ya da atölyeler yeniden açılmalıdır. Verilen derslerin takibi yapılmalı, öğrencilerin ne düzeyde öğrendikleri gerçek anlamda değerlendirilmelidir. Yüz yüze öğretim süresi ilkokul öğrencileri için mümkün olduğunca artırılmalıdır. Öğrencilerin gruplara bölünerek dönüşümlü olarak okullara gelmeleri, örgün eğitim ile bağlarının tam kopmaması tam anlamıyla sağlanmalıdır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerin kaygılarını giderecek ve rahatlatacak bir yaklaşımla sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Bunun için alınacak önlemler partimiz tarafından tespit edilerek kamuoyuna değişik ortamlarda aktarılmıştır. Bu anlamda bilgisayarda KDV kaldırılmalıdır. İnternet her çocuğun yaşamının parçasıdır. Öğretmenlere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz verilmelidir. İhtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verilmelidir. Kaynak evrensel hizmet fonunda sadece 2019 yılı için biriken 1,5 milyar lira kaynakla giderilebilir. İstediği yandaş müteahhide milyarlarca liralık vergi muafiyeti getiren devlet eğitim için isterse bu parayı çok kolay bir şekilde bulabilecek durumdadır. Televizyonu olmayan ailelere devletin valiler aracılığı ile temin edileceği sözü edileceği için verilen söz yerine getirilmeli, bir an önce uygulamaya geçilmelidir. Bünyenin birçok merkez mahallesinde, eski belde ve kırsal mahallelerde internet altyapısı yok veya yetersiz durumdadır. Bir an önce interneti olmayan mahallelerin internet altyapısı tamamlanmalı ve ücretsiz kullanıma verilmelidir. Yüz yüze eğitimin derslik yetersizliği nedeniyle sosyal mesafe kaygısıyla yapılamadığı ortadadır. Bu ve bundan sonra oluşacak salgınlar da göz önüne alınarak eğitimin online sürekliliği mümkün olmadığından kaynak aktarılarak ivedi olarak derslik sayıları artırılmalıdır ve kamunun atıl binaları dersliğe çevrilmelidir. Sayıştay raporuna göre asgari 138 bin olan öğretmen ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır. Öğretmen açığı acil olarak kapatılmalı, yevmiyeli ve sözleşmeli öğretmen uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Okullara hijyeni sağlamak amaçlı gerekli eğitimler de verilerek yardımcı hizmetli alınmalıdır. Dezenfektan, maske ve ateş ölçer gibi malzemeler veliler ve öğrencilerden talep edilmemeli, zaten geçim sıkıntısı içinde olan ailelerin çocuklarına ücretsiz verilmelidir. Pandemi sürecinde okullarda rehberlik hizmetleri en üst seviyeye çıkarılmalı ve doktora ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Pandemi koşullarında öğrencilerin ve velilerin çektiği sıkıntı bir defa daha göstermiştir ki eğitim piyasa koşullarına bırakılacak bir alan değildir. Geleceğimizin teminatı ve ülkemizin beka sorunu olan eğitim için devletin ciddi bir politika üretmesine ihtiyaç vardır.
Özel okullar nedeniyle eğitimde zaten var olan fırsat eşitsizliği pandemi şartlarına da alabildiğine derinleşmiştir. Ciddi bir eğitim reformunun yapılmaması, eğitimi parası olanın ulaşabildiği, parası olmayan ailelerin çocuklarının ziyan olduğu bir Türkiye durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Çözüm fırsat eşitliğinin sağlanacağı bir eğitim sisteminin tesisiyle mümkündür. Bu da en yakın zamanda yapılacak bir genel seçimle iktidarın değişmesi ve oluşacak CHP iktidarının gerçek anlamda milli eğitim politikasıyla olacaktır. Teşekkür ediyorum.